Şimdi dosya dediğim gibi yani mahkemenin kararı, daha doğrusu dosyayı apar topar karara çıkarması ile birlikte delilleri toplamadan, sayısız delillerimizi göz ardı ederek toplamadan, tanıkları dinlemeden, tanıkları bizden kaçırarak ve başka ileride talimatla ifadelerini alınarak bir süreç tamamlamaya çalıştı. Biz dosyadaki eksiklikler itibariyle istinaf ettik. Sanığın kendisi istinaf etmiş durumda. Savcılık da kendi talebine aykırı bir kısım hüküm sebebiyle istinaf etmiş durumdaydı. Savcılığın ve bizlerin de ortak istinaf ettiği gerekçeler var. Sonuçta konut dokunulmazlığının ihlali kısmında mahkeme ağırlaştırıcı hükümleri uygulamadığı gibi, yine siyasi partilerin kullandığı yani binalara yönelik yapılan saldırı itibariyle de 152.1 F son maddesini uygulamış olmasına rağmen ağırlaştırıcı unsur olan Ceza Kanunu 119. maddenin 1A maddesini uygulamamış olması sebebiyle, yani eksik hüküm kurması sebebiyle savcılıkta istinaf etmişti. Biz de bunu anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç olarak, yani yaşam hakkına yönelik işlenmiş bir suç olarak görüyoruz. Aynı zamanda anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç, siyasi parti faaliyetine yönelmiş bir suç olması sebebiyle, yani Deniz Poyraz'ın yaşam hakkına yönelmiş bir suç olması, siyasi, öncelikle siyasi partiye yönelen bir suç olmasından kaynaklı. Buradaki hedef HDP'ye yönelmiş bir saldırı var. Siyasi partilerde anayasal düzenin ve demokrasinin vazgeçilmezleri olduğuna göre bir siyasi parti hedeflenerek gerçekleştirildiği için de anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç olduğunu, ifade özgürlüğüne, siyaset yapma hakkına ve örgütlenme haklarına yönelik bir suç işlendiğini ve bu suçun da hem tasarlayarak hem nefret sahikliği işlendiği açık olmasına rağmen, bu hususlarda herhangi bir hüküm kurulmamış olması sebebiyle bizler de aynı zamanda istinaf ettik. Yine azmettiricileri ve yardım edenlerin ortaya çıkarılmasını sağlayacak bir yargılama faaliyetinin yürütülmemiş olması sebebiyle istinaf ettik. Aynı zamanda maddi gerçekliğin yetki belgesi tartışmalarına boğdurulmuş olmasına sebebiyle istinaf ettik. Bizlerin kamuoyunun duruşma salonundan atılmış olmasına, aleniyet ilkesinin, silahlarda eşitlik ilkesinin, dürüstlük ilkesinin, hakkaniyetli yargılama ilkesinin, yani total olarak adil yargılanma ilkesinin ihlal edilmiş olması sebebiyle istinaf ettik. Aynı zamanda mahkeme heyetinin bizi katılan tarafı, Deniz Poyraz'ın ailesini ve HDP yetkililerini bir suje olarak değil de obje olarak görmesi, mağdur haklarını tamamen ortadan kaldıran yaklaşım sebebiyle istinaf etti bu kararı. O yüzden de istinaf İzmir dosyaya bakma yetkili olan yer İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ydi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne dosya gitti. Ama dediğim gibi geçen hafta dosyadaki eksiklikler sebebiyle dosya şu an İzmir 6 Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri geldi. Geri gelme sebebi de dosyadaki, yani usulen incelemeyi yapan, ön incelemeyi yapan daire, dosyada bazı tutanakların, duruşma tutanaklarının katipler tarafından imzalanmadığını, aynı zamanda da tebligat çıkarılması gereken, dosyada taraf olma sıfatını kazanmak için katılma talebinde bulunan barolara, hukuk kurumlarına ve kişilere tebligatın, yani gerekçeli kararının tebliğ edilmemiş olması sebebiyle usulen dosyayı bozdular ve İzmir 6 Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri geldi. Yani dosya şu an 6 Ağır Ceza Mahkemesi'nde. 6 Ağır Ceza Mahkemesi bu eksiklikleri giderdikten sonra yine İstinaf Mahkemesi'ne, yani İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne dosyayı gönderecek. Daha sonra İzmir Bölge Adliye Mahkemesi esas açısından dosyada bizim taleplerimizi ve tarafların taleplerini değerlendirecek. Ben yani gerçek anlamda bir adil yargılanma yapılacak olur ise belirttiğimiz gerekçelerle kararın bozulmasını bekliyorum. Ancak maddi gerçekliği ortaya çıkarma iradesi eğer İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde de yok ise, bu durumda dosyanın üstünün örtülme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğu sonucu ortaya çıkacak.
Çünkü soruşturmayı yürüten, yani bu cinayeti işleyen zihniyetin hala Türkiye'de iş başında olduğu kanaatindeyim. Aynı gücünü koruduğu kanaatindeyim. Büyük bir ihtimal yargı ayağı da olduğu kanaatindeyim. Yani soruşturmanın yapılış şeklinden, yargılamanın yürütülüş şeklinden yola çıkıyorum. Aynı zihniyetin, aynı iradenin yargıda da etkili olduğu kanaatindeyim. Ve dosyanın üstünün örtülme olasılığı da kuvvetle muhtemel. Fakat biz hukuk mücadelesini sonuna kadar devam ettireceğiz. İstinaftan sonra Yargıtay ve ondan sonra Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreçleri olacak. Tüm bu süreci yakından takip etmeye ve HDP İzmir İl binasına yapılan saldırı ile Deniz Poyraz'ın yaşam hakkının ihlaline dair bu davanın Türkiye gündeminden düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Ta ki gerçek failler sanık sandalyesine oturtuluncaya kadar.